Telefonun böyle eğlenceli olsun istemez miydin? Peki ya böyle görünsün ya da böyle esnek olsun. Hatta küçücük bir cebe bile sığsın. Ne dersin? Sana ne güven verir? Rutinler mi? Para mı? Vaatler mi? Peri masalları mı? Yoksa kendi yolunu çizmek mi? Göz alıcı özgüven. Yeni Peugeot 2008. Değerli misafirler, sevgili izleyenler, GQ dergisi Man of the Year 2023 ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben Şükrü Özyıldız, GQ dergisi adına gecenin ev sahipliğini yapacağım. Her insan geçmişi, seçimleri ve hedefleriyle birbirinden farklıdır. Ve motivasyonunun altında yatan bir ateş vardır. Aslına bakarsanız her insan bir dünyadır. Ve bu farklı dünyalar açılan bazı kapılar ve o kapıların açılmasını sağlayan bazı ışıltılı anahtarlar vardır. Şimdi Samsung Galaxy'nin sponsorluğunda gerçekleşen GQ Man of the Year ödülleri bu yılda geçen 10 yılda olduğu gibi o ışıltılı anahtarlarıyla başarıya kapı açmış isimleri onurlandırıyor. Bu gece aynı zamanda hepimizin kendi iç dünyasına doğru bizleri yolculuğa çıkartacak ve bizlere ilham olacak. Yani muhteşem bir gece bizleri bekliyor. Hazır mısınız? Şimdi müzik, spor, moda, sanat, iş dünyası ve çeşitli dallarda başarılarıyla kapıya aralamış isimleri onurlandırmadan önce sahneye Turkuaz Dergi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Yasemin Gebeş'i davet ediyorum. Buyurun Yasemin Hanım. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Ben de heyecanlıyım. Sahne sizin. Buyurun efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklarımız. Bu yıl ülkemizde 11. yaşını kutlayan GQ dergisinin, GQ Türkiye'nin 10. kez Man of the Year ödül törenine hepiniz tekrar hoş geldiniz. Dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren sürekli bir dönüşüm ve gelişim içindeyiz. İlerleyen teknolojiyle birlikte dünya da değişiyor ve offline'dan online'a geçişimizde inanılmaz bir hızla gerçekleşiyor. Yaşam tarzlarımız, kültürümüz ve sanat anlayışımız da evrim geçiriyor. Kimliklerimiz çeşitleniyor, benliklerimiz gelişiyor ve belki de içimizde bu zamana kadar keşfetmediğimiz birkaç tane daha ben ortaya çıkıyor. Yepyeni bir çağa adım attığımız bu eşiğin bizlere getireceği yenilikleri ve sürprizleri hayal etmeye çalışırken içindeki heyecanı keşfedenler ise bu değişimin öncüleri oluyor. Bu akşam yeni kapılar açmaya cesaret göstermiş, yenilikçi, vizyon sahibi kişilere teşekkür ediyor ve onları ödüllendiriyoruz. Ödül alanlar kadar ödül verenler de, takdim edenler de çok kıymetlilerimiz. Ödül verme noktasına gelmek de büyük bir eşikten geçmektedir. Onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı şekilde bu güzel geceye verdikleri destek için de sponsorlarımıza
tüm içtenliğimle teşekkür etmek istiyorum. Başta 4 senedir ana sponsorumuz olan ve artık bir aile gibi olduğumuz Samsung Galaxy'ye, Samsung Galaxy Türkiye'ye, renkli ve şık tasarımlarıyla bir Türk markası olarak hepimizi gururlandıran, onurlandıran moda sponsorumuz Hemington'a, yine son 2 senedir bizimle olan ve çok keyifli işbirliği yaptığımız otomotiv sponsorumuz Peugeot'a, tüm yıl boyunca farklı projelerde beraber zevkle ilerlediğimiz Organix'e ve bu güzel gecede bizleri büyük bir nezaketle ağırlayan sevgili Ritz-Carlton ailesine ve özellikle Baran Süzer'e çok teşekkür ederiz. Sizi sahnede görmediğiniz, arka planda müthiş emeği olan ekibime de, yazı işleri Özgür, pazarlamadan Özgür ve ekibine, pazarlamadan Yonca ve ekibine, reklamdan Dilek ve ekibine ve Ruken'e ve Aslı'ya çok teşekkür ederim. Müthiş bir iş başardılar. Hep birlikte bir heyecan paylaşmak üzere bu çok büyük bir ayrıcalık. Ayrıca bize çözüm ortaklarımız, çözüm bulan çözüm ortaklarımıza da Berna Sağlama ve organizasyon şirketimize de çok teşekkürler. Şimdi sizleri geleceğin dünyasını birlikte inşa etmek için eşiğin ötesine geçmeye davet ediyorum ve hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler. Çok teşekkürler Yasemin Hanım. Bakalım bu gecenin kapıları bizi nereye çıkartacak ve nasıl eşiklerden geçmemize yardımcı olacak. Aslında bu gecenin felsefesini daha iyi anlayabilmemiz için ben sahneye GQ Türkiye yayın direktörü sevgili Özgür Atanur'u davet etmek istiyorum. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim, çok sağ ol. Muhteşem. Değil mi? Vallahi çok heyecanlı. Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Vallahi bekliyorum sabırsızlıkla. Ben hazırım. Sahne sizin efendim. Evet. Yine bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu gerçekten bu ödül gecesinde birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ve çok şanslı hissediyorum. Pek çoğunuz biliyordur. Geçen sene yine bu zamanlarda bu sahnede olamamıştım ben. Ama dedim ki eşiği atlamak, kapının bu tarafından hayata açılmak ve ondan sonra da sizlerin karşısında olmak gerçekten çok ve çok şanslı hissettiğim, onur duyduğum mutluluk. Artık çok iyiyim, çok mutluyum ve çok şanslıyım. Evet, GQ Man of the Year geceleri hep böyle farklılıklar koyar. Biz de ekip olarak size farklı bir hikaye kurgulayalım istedik. Az önce eşik dediler. Kapının bu tarafından diğer tarafına geçiş dedim. Tam da bu anlamda sizlere farklı bir dünya oluşturmak istedik. Hem dergi çekimlerimizde hem birazdan izleyeceğiniz merakla beklenen filmimizde ve tabii ki bu gecenin sonrasında yaşayacağımız sürprizlerde. Sadece bireysel olarak bizler eşikte değiliz aslında. Dünya bir eşikte, insanlık bir eşikte bir eşik atlama aşamasındayız. İnsan beyninden yapay zekaya, gerçeklikten sanal gerçekliğe, insanoğlu bir değişim içerisinde, sanatta, modada, teknolojide, kendi bireysel hayatlarımızda bir değişim yaşıyoruz. Bir eşiği atlamaya çalışıyoruz aslında. Bu süreci hep birlikte yaşıyoruz. Biz de buradan yola çıktık. Dedik ki, the doorway, eşik. Eşik atlamak. Az önce Şükrü'nün, sevgili Şükrü'nün de söylediği gibi 14 dalda başarıya, farklılığa, yaratıcılığa adım atmış, kapılarını açmış, o sihirli anahtarlarıyla o kapıları aralamış kişileri onurlandıracağız. Biz onlara ödüllerini takdim edeceğiz ve büyük mutluluk duyacağız. Biz onur duyacağız. Elbette hep dedim ya, bir film hazırlanıyor. Bu hazırlanan film çok özel, çok uzun sürüyor fotoğraf çekimleri. Çünkü orada ödül alanlarımız oynuyor ve ilk defa daha şu anda bu gece online şimdi açıklandı ve burada oynadıktan sonra aynı anda dünyaya yayılacak. Bu filmin yapılmasına 100'den fazla insan rol aldı.
Yasemin Hanım yönetici ekibe teşekkür etti. Ben de GQ Editorial ekibine çok teşekkür ediyorum. Yazı işlerine, Aslı'ya, Elif'e, Müge'ye, Canan'a, unuttuğum işte kreatif direktörümüz Anıl'a, yönetmenimiz Mali'ye ve fotoğraflarımızı çeken Erdi'ye çok teşekkür ederim. Çünkü bambaşka dünyada çok eğlendik biz bu filmleri çekerken, fotoğrafları çekerken diyorum. Ve tabii ki bu teşekkürlerde bir teşekkürü de Cumhuriyet'in 100. yılında aslında bizim muhtaç olduğumuz bütün anahtarları bize sunan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 100 yıllık bu Cumhuriyet hikayesini yazmakta rol alan bütün kişilerin önünde saygıyla eğiliyorum. Onları rahmetle anıyorum ve gerçekten bizleri o eşikleri atlatanlara çok teşekkür ediyorum, minnetlerimi sunuyorum. Ve tabii biz bu güzellikleri konuşurken çok yakın bir coğrafyada trajedi de yaşanıyor. O yüzden insanlığın kapılarını kadınların ve çocukların öldürülmediği barış dolu bir dünyaya açmak için bu gece hep beraber alkışlarımızı ona lütfen verelim istiyorum. Bu çok önemli diyorum ve sıra filmimize geldi diyorum. Filmle ilgili bir şey söyleyeceğim. Çünkü film şu. Biz dedik ya doorway, eşik, kapılar açılıyor, kapanıyor. Hep böyle kendi iç dünyalarımıza böyle gizlilik, böyle gizli gizli böyle keyif aldığımız ama bazen yaparken suçluluk duyduğumuz alışkanlıklarımız var bizim. Bunun kavramına guilty pleasure diyorlar. Aslında masum şeyler. Biz de dedik ki filmimizin adını Doorway to Guilty Pleasure dedik. Bakalım bu yolculukta eşik iç dünyalarımızda nereye açılıyor? Hangi kapılardan geçten sonra hangi odalarda ödül alanlarımız hangi keyifleriyle buluşmuş? Kimler odalarını bulamamış? Kimler sır gibi saklamış diyorum ve sizi izlemeye davet ediyorum. Çok teşekkürler.
Özgür, muhteşem bir filmdi. Beğendiniz mi? Bu arada, şu an ben kendime soruyorum. Eminim seyirciler de şu an kendilerine soruyor. Benim guilty pleasure'ım ne diye. Senin guilty pleasure'ın da, ben bunu merak ediyorum. Bir de guilty pleasure dediğimiz zaman aklımıza biraz farklı çağrışımlarda gelebiliyor. Evet, evet. Ama öyle değil, değil mi? Ya evet, dünyada 50 tane guilty pleasure denilen kavramın böyle gizli gizli yaptığımız, suçluluk duyduğumuz minik böyle masum keyiflerimizin tanımı var aslında. Abur cubur yemek, ne bileyim ben, melodram izlemek, bağıra bağıra şarkı söylemek, böyle pastalara gömülmek, bilgisayar oyunu oynamak, selfie'ler çekmek, online shopping yapmak. Böyle guilty pleasure deyince sanki böyle şey gibi dursa da, dediğimiz gibi bunlar işte, çizgi film seyretmek bir guilty pleasure. Hemen ben de düşünüyorum, acaba biraz sonra içeride yazmanızı veya böyle bir sosyal medyada böyle bir şey başlatacağız. Senin guilty pleasure. Ben de merak ediyorum. Sen sordun bana. Evet, benimkisi, önce sen. Benimkisi aslında Yiğit'inkiyle benzer bir şey. Ben de böyle saatlerce davul çalmak. Giriyorum, 2 saat çalacağım diyorum. Saatlerce davul çalıyorum ama bir tane daha var. Onu da sizin önünüzde söyleyeceğim. Ben karaoke yapmadan duramıyorum. Gerçekten. Bir tane program var böyle sürekli. Sürekli bir karaoke halinde. Seninki ne? Ben de davul çalmayı söyleyebilirim. Galiba bu akşam çok fazla davulcu var aramızda. Ancak benimki galiba şu. Ben bir tane hobi atölyem var. Böyle yarı laboratuvar gibi. Orada bitkilerle ve elementlerle kendimce simya çalışmaları yapıyorum. Galiba bunu söyleyebilirdim. Süper. Seninki de bayağı bir iyiymiş. Şimdi odalarda da zaten Guilty Pleasure Room'da bu filmde çektiğimiz platoların bazılarını görme şansınız olacak. Oralarda aramaya başlamanızı öneriyorum ve size iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel bir gece olsun. Olsun. Evet, sizleri yeterince meraklandırdıysak ben ödül gecemizi başlatıyorum. İlk ödül kategorimiz Samsung Galaxy Yılın Yükselen Yıldız Erkek Oyuncusu. Ödülünü vermek üzere Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir'i sahneye davet ediyorum. Murat Bey, hoş geldiniz. Buyurun, sizi çok kısa bekleteceğim. Dinamizmi ve parlayan yeteneğiyle izleyicileri, özellikle de gençleri kendisine hayran bırakan, gelecekte isminden daha çok söz edeceğimize emin olduğumuz birisi var sırada. Samsung Galaxy Yılın Yükselen Yıldız Erkek Oyuncusu ödülünün sahibi... Koçak. Yiğit, hoş geldin. Tebrik ederim. Efendim, buyurun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gören, bu geceyi düzenleyen herkese, GQ ailesine, seyircimize çok teşekkür ediyorum. Biz kardeşlerim ekibi olarak 4 sezondur birlikteyiz ve bu ödülün arkasında da koskocaman bir ekip var. Gece gündüz çalışan set ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, senaryo ekibimize, yönetmenimiz Serkan Birinci'ye, yapımcımız Nazlı Heptürk'e, menajerim Ayça kardeş ve Talentco ailesine çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir ekiple çalışıyorum. Umarım onlara layık olabiliyorumdur. Ayrıca bu gece benim için iki kat anlamlı çünkü... Annemle babam burada. Bana öğrettiğiniz her şey için, her zaman yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yaptığım, sahip olduğum her şeyin mimarisisiniz. O yüzden bu ödül sizin için. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Değerli konuklar, bu özel gecede bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. 4 yıldır
aralıksız ana sponsoru olduğumuz GQ Man of the Year organizasyonunun bir parçası olmaktan biz de gurur duyuyoruz. Bu gece bizim için çok değerli, çok anlamlı. Çünkü aynı zamanda Samsung'un felsefesini de yansıtıyor. Çünkü biz teknolojinin aynı zamanda bir stil sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu yüzden de tüm Samsung Galaxy ürünlerini geliştirirken en güncel teknolojileri, en modern ve sıra dışı tasarımlarla sunmaya gayret ediyoruz. Bu özel gecede de bu sıra dışı tasarımlarımızı sizlerle buluşturmak istedik. Bu vesileyle GQ ailesine bize bu fırsatı verdiği için ve tabii ki siz değerli konuklarımıza bizi bu güzel gecede yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz efendim. Tebrik ederim. Şimdi sırada Samsung Galaxy Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu ödülü var. Yükselen yıldızımıza ödülünü vermek üzere sahneye tarzıyla ve duruşuyla hayran olduğumuz Yasemin K. Allen'ı çağırıyorum. Yasemin'cim hoş geldin. Zerafetiyle dikkat çeken ve tiyatro sahnelerinde başlayan yolculuğunu ekranlara taşıyan, özellikle Terzi, Yaratılan ve Kuş Uçuşu dizilerindeki performansıyla bu seneye damga vuran ve adını hafızalarımıza kazıyan bir isim. Samsung Galaxy Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu ödülünün sahibi... Tebrik ederim. Yasemin. Oh. bu benim ilk ödülüm. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Ve sevgili GQ ailesine benim için ömrüm boyunca çok özel kalacak bu ana ortak oldukları için teşekkür ederim. Her akşam penceredeki yansımasına bakıp sessiz sessiz bir şeyler oynayan ve oyuncu olmayı, bugünü, bu anı, minicik olsa bile daha 7 yaşında bugünlerin hayalini kurmuş olan küçüklüğüme, o küçük şifaya teşekkür ederim. Hala benimle olduğu için. Şartlar ne olursa olsun her zaman yanımda olan, sırtımı yaslayabildiğim canım, aileme, sevgilime, bana bu hayatın kapılarını açan İlter hocama ve Talento menajerliğe teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Tebrik ederim. Buyurun. Son yıllarda keşfedilen yeni tatlar, kurgulanan mekanlar ve adını dünyaya duyuran şeflerimiz sayesinde Türkiye'de gastronomi göz alıcı bir deneyime dönüştü. Geleceğe yepyeni bakış açıları ve kapılar açtı. Sırada yılın şefi ödülü var. Ödülünü vermek üzere Peugeot Türkiye Genel Müdürü Sayın Gül'ün Reyhanoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Buyurun lütfen. O gastronomi alanında kazandığı ödüller ve geliştirdiği tekniklerle dikkat çekiyor. Alaçatı'da açtığı restoranda yemek üzerinden kişisel ve sofistike bir deneyim sunuyor. Küçük dokunuşlarla lezzet dünyasına imzasını atan, yılın şefi ödülünün sahibi.
Can Aras. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Bu sene bayağı bir ödül aldık. Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok teşekkür ederim. Yani beklemiyordum açıkçası. Beklediğimiz diğer ödüllerin yanı sıra. Çok teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok güzel. Yemek üzerinden duygularımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Sürekli yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim guilty pleasure'ımız herhalde bir şeyleri çürütmek. Çürüttükten sonra insanlara çok daha lezzetli bir deneyim sunabilmek, sağlayabilmek. Fena değiliz bence. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hanım, sizin duygularınızı alalım isterseniz biraz. Peki. GQ Hype, dünyada ve Türkiye'de yükselen trendleri okurlarına dijital mecrada sunuyor. Stilin ötesine geçen sıra dışı ve çekici içerikler sunarak modayı sadece giyim tarzı değil, aynı zamanda bir ifade biçimi olarak aktarıyor. Sıradaki ödül kategorimiz, popüler kültürün dinamiğini yakalayan yılın Hype ödülü. Ödülünü vermek üzere uzun yıllardır gerek dijital dünyada gerekse müzik sektöründe adını trendlere yazdıran bir başka Hype'ı sahneye davet ediyorum. Zeynep Bastık. Geldim. Buyurun lütfen. Kısa sürede geniş kitlelerce tanınan ikili, elektropop parçalarıyla standardın dışında yeni bir tarz geliştirdi. Müziklerinin yanı sıra oluşturdukları kendilerine has görsel dünyalarıyla da fark yarattılar. Yılın Hype ödülünün sahibi... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zeynep'ciğim. Önce bir iki bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Merhaba herkese. Herkes harika görünüyor. Köf'ün benim ikisi de Salman da Bilge de iyi arkadaşım olmanın dışında bence Türkiye müzik endüstrisine çok acayip bir vizyon, yeni bir soluk ve pozitif bir cesaret kattılar. İki senedir hepimiz Köf'ün dinliyoruz. Sizi çok seviyorum. Burada ödül vermek ayrıca bir güzellik tabii ama sizle şu an bu sahneyi paylaşmak ve bu ödülü vermek benim için çok anlamlı. Sizi seviyorum. Kocaman bir alkış istiyorum Köf'ün için. Teşekkürler Zeynep. Bizim için de inanılmaz gurur verici bir an. Herkese iyi akşamlar. Biz heyecanlıyız ilk başta. Mazur görün lütfen. Kendi tarzımızı, kendi bildiğimiz, inandığımız, hissettiğimiz şeyleri yapmaya çalıştık hep. Bir şekilde bunların karşılığını almak aşırı gurur verici. Bu gece de onlardan bir tanesi. GQ ailesine çok teşekkür ederiz bu yüzden. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Müziğimizi dinleyen, paylaşan herkese. Teşekkürler. GQ ailesi bizi çok iyi tanıyor. Ki şuradan belli, bu güzelliğe bize bu ödül vermesi için buraya davet etmiş. Çünkü o bizim bir yoldaşımız. En güzel günlerimizde yanımızda olan birisi. Bir yengeç burcundan bir yengeç burcuna duygusal bir konuşma geçiyor şimdi. Bu aralar şarkı yazma dönemimdeyim. Onun için azıcık duygusal hissediyorum. Hayatını güncelerde, günlüklerde ve işte hatıratlarda yaşayan biri olarak... 10-12 sene önceki yazılarımı birkaç gün önce okudum ve orada kendine çok yüklenen bir çocuk vardı. İşte kendine şarkı yazmaktan bıkmış, umutsuz biri vardı, kendine çok yüklenen ve Kafka gibi yalnız yaşlanmaktan korkuyordu. Ama burada duruyorum çünkü artık
yalnız ve mutsuz yaşlanmıyoruz. Sizin güzel sevginiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlısınız. Bizi sevdiğiniz için çok teşekkürler. Buyurun. Tebrikler. Moda her zaman tüm disiplinlerle etkileşim halinde olmuştur. Ancak şu an en hızlı evrimini yaşadığı bir dönem içerisinde. Sırada Samsung Galaxy Yılın Moda Tasarımcısı ödülü var. Ödülünü vermek üzere hepimizin ilgiyle takip ettiği moda dünyasının ilham veren isimleri Raisa ve Vanessa Sason'u sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uluslararası Moda Ligi'nde gelenekselliği modern dokunuşlarıyla birleştiriyor. Markası ve tasarımları dünyada büyük talep görüyor. Çağdaş, normlardan uzak, özgün formlar yaratan genç bir isim. Samsung Galaxy Yılın Moda Tasarımcısı ödülünün sahibi... Merve Abedan. Tebrik ederim. Söz sizde. Wow. Öncelikle wow. Hepiniz çok iyi gözüküyorsunuz. Bu gece bu kadar güzel hazırlandığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. Bu ödülü layık gören GQ ekibi, öncelikle Özgür ve Neslişa, size çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir heyecan. Sonrasında ekibim, Cult Form'un başarısında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Aileme, anneme, abime, herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tebrik ederim. Man of the Year, yılın farkındalık yaratan iş insanı ödülüne geçiyoruz. Ödülünü vermek üzere sahneye son zamanların sevilen genç oyuncularından Hafsa Nur Sancak Tutan'ı davet ediyorum. Hafsa Nur, hoş geldin. Buyur. O, ulusal ve uluslararası başarıları ve yatırımlarının yanı sıra dezavantajlı bireylere sınır koymaksızın tüm iş alanlarında imkan sunuyor. Kadın istihdamı, eğitim bursu, sanat ve spor alanlarında fırsat eşitliği ve kapsayıcılık felsefesiyle fark yaratan bir isim. Yılın farkındalık yaratan iş insanı ödülünün sahibi... İlkem Şahin. Efendim hoş geldiniz. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Benim için çok değerli bir ödül. Ufak yaşlardan beri takip ettiğim, gençliğimden beri demiyorum, hala gençim. Takip ettiğim bir GQ dergisinden böyle bir ödül almak benim için çok mutlu edici. Ayrıca bu vesileyle gerek Turkuaz Medya Grubu'na gerekse GQ ailesinin tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ödülü Cumhuriyetimizin 100. yılında almak benim için başka bir gurur kaynağı. Yaptığımız her yatırımda, attığımız her adımda muhakkak ki dokunulması gereken bazı noktalar olduğunu düşünüyoruz. Gerek spor, sanat, cinsiyet ayrımında veya belli başlı gereksinim duyulan sanat kollarında her zaman
üzerinde düşünülmesi gereken veya tartışılması gereken bir konu olarak gördük. Ve bütün grubumuz olarak bu hassasiyetleri her konuda göstermeye gayret ettik. Geçmişte de ettik, ileride de edeceğiz. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi her şekilde insanların yüzündeki tebessümü görebilmek. Gerek kendi grubumuzda, gerek dokunduğumuz insanlarda bizim tek mutlu eden kaynaklarımızdan, görsel kaynaklarımızdan bir tanesi bu. Bu vesileyle bu ödülü coğrafyamızda huzur ve barış temennisiyle ekmeği böldüğümüz 20 bin iş arkadaşımız adına alıyorum. Saygılar sunuyorum. Tebrik ederiz efendim. Tüm dünyada GQ dergilerinin ana varoluş sebebi nedir diye soracak olursak moda ve stil başta gelir. Yılın stil sahibi erkeği ödülü var sırada. Ödülünü vermek üzere GQ Man of the Year moda sponsoru Hemington'ın kreatif direktörü Sasha Klump'u sahneye davet ediyorum. Welcome Mr. Klump. Please. I kindly ask you to wait a moment here, okay? Thank you. O iç dünyasını dış görünüşüne yansıttığı kadar oyunculuğuyla da öne çıkıyor. Kural tanımaz ve özgüvenli duruşuyla fark yaratan bir isim. Tarzında kendi tasarımlarından da izler taşıyan yılın stil sahibi erkeğinin ödülü sahibi... Karo Emir Tekin. Karo mikrofon senin. Seni o kadar seviyorum ki sunarken heyecanlandım. Ben dünyanın en utangaç adamıyım ya. Yok bunu bu akşam yapamazsın. Bu arada bizim Taro ile terzimiz aynı Mustafa Bey. Bence evet. İsmini geçirelim. Evet, yalnız Taro işte yani... Talih gerçekten cesaretliden yana. Sen böyle, ben hep güvenli alan. Tam tersinde ben söyleyebilirim emin ol. Eyvah, bu böyle sonsuza dek gidecek o zaman. Harika gözüküyorsun. Sen de öylesin. Çok teşekkür ederim. Sahne senin kardeşim. İyi akşamlar diliyorum herkese. Bu harika geceyi organize eden GQ ailesine ve beni bu onura layık gören GQ ailesine, sevgili GQ ailesine sonsuz teşekkürler, kalpten teşekkürler. Bir düşündüm, sonra... Şöyle bir şey fark ettim. Ben kendine biraz yüklenen bir insanım. Fakat içime sadık ve kalbime karşı dürüst olduğum için bir kendime teşekkür etmek istedim. Teşekkürler. Rica ederim. Tabii şaka bir yana, bana öz saygıyı aşılayan, öğreten sevgili aileme ve ne olursa olsun bütün sürecim boyunca benim yanımda olan, beni yargılamadan bir destekleyen canım dostlarıma ve o kadar şanslıyım ki şu an bu salonda 3 tanesi mevcut. Burak, Baran, Kembo. Sizi çok seviyorum. Dostlarıma. Herkese bol keyifli akşamlar diliyorum. Merci. Thank you. Hey, would you like to? Yes, I would like to. Okay. So, dear ladies and gentlemen, I'm so thankful to be here tonight. And sorry for I cannot speak Turkish, but I really enjoyed this evening. And thank you so much to all of you for making this special evening possible for all of us. And I would like to remind this 100 years of Turkish Republic that we're celebrating today, and also to remind of Kemal Atatürk, who is for me a fashion icon. I want to say Kemal Atatürk with his unique style and his clothing preferences, he's a fashion icon for us all, and he really inspires
and not only the Turkish Republic, also me as a designer for creating men's fashion. And I think you're also inspired by him, I guess. Right? Bu büyük bir onur. Taro, leave the stage quite early. Thank you very much. It's an honor. It's so lovely to hear such beautiful compliments from you. Thank you very much. Have a beautiful you're night. You're such a great actor. Oh, cheers. Thank you very much. For acting skills and also for your talent. Hepsini çevirdim. You're so kind. Thank you. I'm a little bit jealous that you're also designing clothes. Yapacağım. Pleasure to meet you. Have a beautiful night. So that's normally my job. İşimi biraz daha zorlaştırın burada. Biraz daha zor. Neyse dur. Ezberim iyidir benim. Bir dakika. Şimdi Mr. Klump çok güzel şeyler söyledi bu arada. Bir kısmını anladınız biliyorum. You can please. Thank you. I'm going to translate. Okay, thank you. Thank you. Thank you for your beautiful words. Mr. Klump muhteşem şeyler söyledi. Atatürk'ten bahsetti, Atatürk'ün tarzından bahsetti, 100. yılımızı kutladı. Onun dışında ya muhteşem bir konuşmaydı. Ezberim kuvvetlidir. Nokta. Geçiyorum. Şimdi sırada herkesin hemfikir olacağı ödüllerden bir tanesi var. Yılın ilham veren kadınları. Evet. Ödülünü vermek için geçen sene GQ Türkiye İkon ödülünü alan Kenan Doğulu'yu sahneye davet ediyorum. Kenan, hoş geldin. Lütfen, buyur. Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bu ödülü takdim etmek benim için çok kıymetli. Çünkü bizi gözyaşlarına boğdular. Bizi çok heyecanlandırdılar, çok gururlandırdılar. 5 yaşından beri aynı disiplinle, aynı tutkuyla, aynı özveriyle, özel günlerinden, özel arkadaşlarından, sevgililerinden, dostlarından, kıymetli anlarından uzak kalan, o disipline çalışmaya devam eden ve sonunda da dünyayı peşlerinden koşturan, herkese ilham kaynağı olan, sadece Türk kızlarına değil, bütün dünyadaki sporculara ilham kaynağı olan kızlarımız için, voleybol takımımız için bir alkış rica ediyorum. Yılın ilham veren kadınları ödülünün sahibi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı. Takımları adına ödüllerini almak üzere sahneye Gizem Örge ve İlkin Aydın davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ödülü sen aldın sen. Oo, teşekkürler. Efendim, teşekkür ederim. Öncelikle harika görünüyorsunuz. Gerçekten burada olmak çok heyecan verici. Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihi adını altın harflerle yazan Türk Milli Kadın Voleybol Takımımızın bir parçası olarak milli takımımız adına bu ödülü almaktan büyük onur duyuyorum siz değerli isimlerin önünde. Sözlerimi tamamlarken de şunları eklemek istiyorum. Yeteneği olan ama cesaret bulamayan ya da cesareti kırılmış, çalışma azmi olan ama fırsat bulamayan ya da fırsat verilmeyen bütün kadınlara ışık olmaya, örnek olmaya ve onlar için savaşmaya devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlarken kız babalarına da bir parantez açmak istiyorum. Lütfen kızlarınıza inanmaktan ve sevmekten vazgeçmeyin. Sevgi ve inançla büyümüş bir kız çocuğunun neler başarabileceğine siz bile inanamayacaksınız. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Buraya çıkana kadar bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Ama bu kadar kaliteli ve çağdaş İnsanların arasında bu konuşmayı yapabiliyor olmak çok büyük gurur. Ve çok adil olmayan bir papyon savaşına girmişim. Bu da ayrı bir konu.
Öncelikle GQ ailesine tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Bizim başlattığımız, yıllar önce başlayan bu sessiz devrim, bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılında daha sesli, daha coşkulu bir hale geldi. Tabii ki arkamızdaki federasyonumuz olmak üzere bize bu sürede saat fark etmez, fark etmeksizin destekleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Filanın sultanları diyoruz ama namı diğer Atatürk'ün kızları demek benim daha çok hoşuma gidiyor. Onun bizim bu şekilde yaşamamızı sağladığı Türkiye'de yaşıyor olmak ve bunun bir parçası olabilmek çok büyük gurur. Buradan tüm kadınlarımıza ve kız çocuklarımıza sesleniyorum. Işığı bulduğunuz zaman yakalayın sönmeden önce. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. İyi ki varsınız. Bu yıl GQ'nun 11. yaşı. Ve 2013'te verilmeye başlanan Man of the Year ödül törenlerinde de 10. yılı. Özel ödül kategorilerimizden 10. yıl özel ikon ödülü var sırada. Ödülünü vermek üzere sevgili Yasemin Gebeş'i tekrardan sahneye davet ediyorum. O, yıllardır hem Türkiye hem de uluslararası alanda ekran yüzü olarak çok geniş kitlelere ulaşıyor. Başarısı ve kendine has karizmasıyla tanınan 10. yıl özel ikon ödülünün sahibi... Burak Özçivit. Benim için çok özel. Çok teşekkür ediyorum. Turkuaz Medya olarak başta Serhat Bey'e, Ali Bey'e ve Dilaver Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ve GQ ailesi olarak da Özgür Bey, sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizleri çok güzel karşıladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir ödül benim için. Çünkü ödülleri bireysel olarak almak, evet, bunu anlayabiliyoruz ama ben hiçbir zaman ödülü bireysel olarak almayı sevmiyorum. Ekibim adına almak istiyorum. O yüzden yaklaşık 6 yıldır kuruluş ailesiyle birlikteyim. O yüzden ben ekibim adına almak istiyorum. Onlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizler dizilerde oynuyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde yayınlanıyor ve müthiş bir ilgiyle takip ediliyor. O yüzden sadece Türkiye bazlı değil, dünya çapında da bununla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. O yüzden mesela kendi adıma en başta iki evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben şahsım adına kabul etmiyorum. O yüzden inşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum. Bu bireysel, benim kendi içimden geçen. O yüzden sizlere bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum. Tekrar diyorum, ekibim adını alıyorum. Onunla ilgili çok teşekkür ediyorum. Diziler sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yayınlanıyor. Ama mesela dün Fahriye ile bu konuyu konuşurken, mesela dün gece bir deprem oldu. Öyle değil mi? Yaklaşık 12 civarında. Hepimizin aslında yıllarca bildiği bir konu, yakından takip ettiği bir konu, İstanbul depremi. Hepimiz bunu aslında çok iyi biliyoruz. Ama bence hazırlıklı değiliz. O yüzden bence bununla ilgili birebir konuştuğumuz bir konu. Bence bunun üstüne gitmemiz lazım. Bu da mesela hayatın gerçeklerinden biri. Deminki bahsettiğim konulardan biri. O yüzden farkındalığımızı biraz daha arttırmamız lazım. Bu gece mesela çok sıcağı sıcağına olduğu için bahsetmek istedim. Bence bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bundan sonra daha fazlası yapılacağını düşünüyorum. Ben de bununla ilgili ön planda ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya her zaman hazırım. Eşimle de birlikte bunu konuşuruz. O yüzden inşallah buna daha hazırlıklı oluruz. Tabii ki biraz haber sunucusu gibi oldum. Kusura bakmayın yani. Ama bazı gerçekler var. Bunlara hayır diyemiyorsunuz. Dün gece birebir yaşadığımız için o yüzden söylemek zorundaydım. Kusura bakmayın. İnşallah geceniz güzel geçsin. Çok teşekkür ediyorum.
Şimdi biraz enerji yükseltme vakti. Sırada Man of the Year, yılın sporcusu ödülü var. Ödülünü vermek üzere sahneye Arjantinli model, sunucu ve menajer Wanda Nara'yı davet ediyorum. Ya Meli de Wanda. Eskeni el verdi aquí. Buenas noches a todos. Gracias por esta invitación. Siz bir yandan çevirebilirsiniz. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ederiz bu gece için. Gracias GQ, todo el equipo de GQ por este reconocimiento para una persona muy especial para mí, la más importante de mi vida. Gracias a Estambul, que es nuestra ciudad que elegimos para vivir y nos hacen sentir en casa. Umarım ezberiniz iyidir. Çok teşekkür ederiz GQ'ya bu ödülü düzenledikleri için, bu organizasyonu ve aynı zamanda İstanbul şehrine bizim yeni evimiz oldukları için çok teşekkür ederiz. Y bueno, ahora a dárselo a una persona que con mucho amor hace lo que hace, lo que mejor y lo que más le gusta hacer, que es jugar al fútbol en un gran equipo como es Galatasaray, que también es nuestra familia. Y para mí, para el hombre más guapo del mundo. Yaptığı işi çok büyük bir aşkla yapan ve şu anda oynadığı takım için, Galatasaray için elinden gelen her şeyi veren ve benim için de dünyanın en yakışıklısı olan Mauro'ya bu ödülü sunacağım şimdi. Necesito que esperes un momento mientras anuncio el ganador. Bueno? Hablas español. Hago lo mejor que puedo esta noche. Hablas muy bien. ¿Qué ha dicho? O imajıyla ve zafer sevinciyle ikonikleşen, takımına karşı hissettiği aidiyet duygusuyla gönüllerde taht kuran bir sporcu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da attığı goller ilgiyle izlenen, yılın sporcusu ödülünün sahibi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi. Congratulations. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Her şeyden önce iyi akşamlar herkese. Quiero agradecer este premio a todo el equipo de GQ. GQ ekibine çok teşekkür ediyorum bu ödül için. Pero sobre todo lo quiero agradecer a Turquía, a Estambul. Saben muy bien que me siento como en casa y la verdad que recibir este premio aquí es algo muy importante y especial. Ama her şeyden önce de Türkiye'ye, buraya çok teşekkür etmek istiyorum çünkü bu ödülü burada almak benim için çok özel bir durum. También quiero agradecerle a mi familia, a mi mujer. Gracias por estar siempre conmigo. Y también quiero aprovechar este momento para hablar y estoy aquí hoy para representar el deporte. Aynı zamanda tabii ki de aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Eşime çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman benim yanımda olduğu için. Aynı zamanda burada sporumuzu temsil ederek bulunuyorum. Esta última semana pasó algo terrible en el fútbol y bueno, hoy estando en este momento quiero decir que como digo, gracias a Turquía, esto es una de las cosas que tenemos que mejorar en este país y seguramente crecer y aprender a ser mejores en este rubro. Geçtiğimiz hafta çok kötü bir olay oldu bildiğiniz gibi futbol dünyasında. Bu açıdan da Türkiye'ye çok teşekkür ederek aynı zamanda bu açıdan da kendimizi geliştirmemiz gerektiğini ve dünyayı daha iyi bir hale getirmemiz gerektiğini düşündüğümü söylemek isterim. También quiero agradecer a Galatasaray por esta oportunidad, porque hoy estoy aquí por el Galatasaray. Y como dije recién, dar un aviso al mundo del fútbol y del deporte a mejorar en este aspecto y que sea todos los deportes que sean en paz, con amor y disfrutarlo. Gracias.
Aynı zamanda Galatasaray'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Burada onların sayesinde bulunuyorum ve sporun her açıdan hayatımızı daha iyileştirmesi gerektiğine inanıyorum. En son zamanlarda söylediğim gibi çok teşekkür ederim herkese. Yılın Komedi İnsanı ödülüne geldi sıra. Ödülünü vermek üzere yine aynı alanda Türkiye'nin en iyi hikaye anlatıcılarından birisi olan Gülse Birsel'i davet ediyorum efendim. Gülse hoş geldin. Lütfen. Akışı değiştiriyorum. Dedim ki önce ben bir şey söyleyeyim. Şimdi Aralık'tayız. Aralık 2023'teyiz. Bundan tam 20 yıl önce Aralık 2003'te ben bir dizi yazdım. Bir abi kardeşin, Nişantaşı'nda yaşayan bir abi kardeşin çatışması üzerine. Belki seyretmişsinizdir, bilmiyorum. O hafta genç bir oyuncuyla, biz çocuk oyuncuyduk o zamanlar daha, 20 yıl çünkü. O gün aşağı yukarı yani 20 yıl önce bu hafta, o gün biz tanıştık. Olağan dışı yetenekli bir genç adamla. Önce çalışma arkadaşı olduk, sonra arkadaş olduk, sonra tır tırta verdik, silah arkadaşı olduk. Biraz duygulu anlar yaşayalım istiyorum. Gül gül nereye kadar? Sonra da bu 20 yıl içinde de yavaş yavaş gerçekten sanki senaryoda bilip de yazmışım gibi kardeş olduk. Onun için ben anons etmek isterdim ama burada... İstersen buyur. Gerçekten mi? Lütfen. Tamam. O senarist, yönetmen, enstrümanı geniş bir oyuncu. Her kesimi bir araya getirme yeteneğine sahip. Sıcaklığı ve yarattığı ikonikleşmiş karakterleriyle tüm Türkiye'nin komedi tarihine adını yazdırmış bir isim. GQ Türkiye Yılın Komedi İnsanı ödülünün sahibini takdim etmekten büyük onur duyuyorum. Bayanlar, önce VTR'nizimi soksak... Tamam, o zaman sürpriz olsun acaba kim? Acaba kim? Bekleyip göreceğiz, evet. Efendim, tek kişilik dev kadro Ata Demirer. İyi ki varsın. Canım, çok teşekkür ediyorum. Az kaldı beni de o duygu sahnenin içine sokacaktın. Biraz sesim grip gibi, özür dilerim. Çok kötü günler geçiriyorum. Özgür'ün bütün iyi niyetine rağmen düzeldi ama o günler. Sağ olsun, sahip çıktı bana. Hayatımda ilk kez bir ödül törenine sünnetçi gibi çanta yapıp geldim. Don var içinde, fanle var, pijama var. Özgür dedi ki gel sana oda vereceğiz kalırsın, gel sana oda vereceğiz kalırsın. Herhalde beni balıkçı barınağında falan yaşıyorum zannediyor. Denizden geldiğim için. Özgür bambaşka bir adamsın. GQ garip babası. Yıkadılar beni yukarıda batikonla, pirilerim kenilerim düştü. Gülseciğim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İzledim şeyi. Yani bu benim multiplajım mıydı neydi? Lan böyle fantezi olur mu? Matrix kostümü var üzerimde. Elde balık var. Trinity bunu Eminönü'ne yollamış. Al gel bir şeyler diye. Ya bu arada istersen genişte bir daha seyret. Ben fark ettim. Hani herkes çok karizmatik. Yani şu gençler, Burak falan. Herkes şahane, kızlarımız falan. Size ayrıca geleceğim. Bana bak, kaybolmuş kurye gibi orada arada. Bak bak ifade bak. Direkt yani ben ne yapsam karizmatik olamıyorum ben. Bak bak şimdi şu bir sonraki sekansa bak, saçmalama bak bak. Bırak buraları yemezler. Buraları geç. Bak bak. Bitti. Ay Allah nerede bak. Ay Allah belanı vermesin. Nerede? Olmuyor. Bende durmuyor yani. Allah beni böyle yarattığı için çok mutluyum. Gerçekten. Buna da şükür.
Yukarıda bir oda verdiler. En güzelini yapıyorsun garip babası. Tabii Şener Şen gibi bir usta varken burada konuşması kolay değil. Hani köşelere sıkışırsınız hayatta. Yengeç Burcu'na da geleceğim. Ben de yengecim. 6 Temmuz. Kafka ile aynı gün. Frida da bizden. O da 6 Temmuz. Tabii. Ah, bulamadık bir. Neydi onun manitası? Frodo'nun. Şey Frodo dedim. Ha, Diego. Frodo'nunkini biliyoruz. hayatta sıkıştığım anda hep Şener abiyi düşünmüşümdür. Gerçekten onun disiplinini. Onun filmleri bizi ayakta tuttu yıllarca. Öyle oluyor. Ben de böyle insanlara ilham verecek kapıları filmlerimde buluyorum. Kendim çok iyi hissediyorum yazdığım zaman, oynadığım zaman. Birileri de biz hala Eyvah Eyvah'ı seyrediyoruz veya Bursa Bülbül'ünü seyrederken şöyle olduk, böyle olduk, hüzünlendik, iki kere seyrettik falan dediğimiz zaman kendimi tedavi etme yöntemimi bir şekilde taşıyıp başkalarına geçirdiğimi fark ediyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok sağ olun, var olun. Son olarak da uzatmayayım, kimsenin de sırasını almayayım. Bu ödülü ben de tüm anneler için almak istiyorum. Çünkü bizim için annemiz çok önemli, kardeşim ve benim için. Bize hayvanları, insanları, doğayı sevmeyi öğretti. O yüzden ben hep böyle ortalama bir hayat yaşadım. Yani yarı doğa, yarı sahne gibi. Kopamam pek. Annemizden aldık bunu. Bir de çok komik bir kadındır. Vargas'la ilgili söylediği bir şey var. Yazın o sıcak günlerinde içimi serinletiyorsunuz, seyrediyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. 3 kişi, 5 kişi bir araya geliyoruz, kızlarımızı seyrediyoruz. Bir zeytinliğimiz var Bozcaada'da. Annem böyle elinde zeytinlerle falan geldi, toplamış bir şeyler yapacak. Vargas'ı gördü, kaldı böyle. Ata dedi, bu kim? Dedim, Vargas. Hemen dedi, arkadaş oluyorsun. Neden dedim? Zeytin zamanı dedi, çok işe yarar. Yani şimdi Chaplin demiş ya, geniş açıdan hayat trajedi, şey yakından trajedi, genişte komedidir. Şimdi genişe bir çıktım, şimdi düşünüyorum Avatar'daki kadın gibi Vargas bizim zeytinlikte zıplaya zıplaya geziyor. Annem hep böyle kafamızı açtı, tüm annelere gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sıra geldi gecenin zamansızlık ödülüne. Bu ödülü adını veren zamansızlık, her devrin, her yaşın bilinirliğini, sevgisini ve saygısını kazanmak, hafızalarda yer etme yeteneğine sahip olmak demektir. Ödülü vermek üzere sahneye sevgili Ece Sükan'ı davet ediyorum. Ece hoş geldin. Çok şıksın her zamanki gibi. Ben de bir İster şey misin? Ya da istersen tabii, sen takdim et ona söyleyeyim. Çünkü böyle bir ödülü vermek çok büyük bir onur elbette ki. Bu ödülü verirken de ben de tabii ki de duygularımı söylemek istiyorum. Kendisini ben zaten yıllardır tanıyorum. Aslında çok belki birkaç enkarnedir tanıyorum. 300-400 yıldır tanıyor olabilirim. Gerçekten zamansızlık içerisinde... müthiş derinliğiyle. Zaten sanatçılığıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Çünkü onun derinliği, özgünlüğü ve özgünlüğünün verdiği evrenselliği ve çok yönlülüğü zaten hepimize hayran bırakıyor. Ben büyük bir hayranıyım ama en son zaten en sonki kitabı Fasafiso'yu okuduktan sonra da yani gerçekten ruhuna da varlığına da her şeyine bir kez daha aşık oldum. Sen takdim edebilirsin. Teşekkür. 97 yılında çıkardığı ilk albümden bu yana Türkiye rock dünyasında her kesimden kabul görmüş, müzisyen, yazar ve her jenerasyonun yıldızı olarak zamansızlığa kapı aralamış birisi. Yıllar boyu tarzını ve tavrını koruyan zamansızlık ödülünün sahibi... Teoman!
şaşır. Disco olması mükemmel. Evet öyle. Yıllardır... Yıllardır en korktuğum an geldi. Zamansızlık. Ömür boyu başarı ödülü falan gibi bir şey. Neyse. Çok teşekkürler GQ'ya. Çok güzel bir gece. Çok mutluyum. After party var mı? Bitti mi? Beklemek. Evet. Evet tamam. Okay. Of. Şimdi artık törenin sonlarına yaklaşmak üzereyiz. Son iki kategori. Sırada yılın oyuncusu ödülü var. Ödülü vermek üzere sahneye hocaların hocası İpek Bilgin'i davet ediyorum. İpek hoş geldin. Kariyerindeki başarı basamaklarını hızla tırmanan, uluslararası alanda da yeteneğiyle parlamış bir isim. Oyun gücüyle seyircinin karşısına daima yepyeni rollerle çıkmayı başarırken, mütevazı kişiliğiyle de kendine hayran bıraktırıyor. GQ Türkiye, yılın oyuncusu ödülünün sahibi... Selahattin Paşalı. Selahattin tebrik ederim. İpek varken ben başlayamam. O yüzden belki sen bir şeyler söylemek istersin önce. Müthiş bir şey bu. Çocuğu olanlar bilirler. Bu nereden çıktı dersiniz büyüdüğünde bir başarılar elde ettiğinde. Bu durum tam aynısı. Yani zor tutuyorum ağlamamak için kendimi. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle seçici kurula çok teşekkür ederim. Beni onurlandırdığınız için. Ben 2015'in Eylül ayında 25 yaşındayken hiçbir inancım olmadan oyunculuğu denemeye başladım. Ve hayat beni İpek'in kurucusu olduğu tiyatroya ve onun ellerine götürdü. 8 yıl sonra bugün onun elinden bu ödülü aldığım için şu an yaşadığım gururu size ben anlatamam. Böyle değil. Bize sadece oyunculukla ilgili öğrettiğin şeyler değil, verdiğin cesaret, koşulsuz sevgi, gösterdiğin saygı, anlayış, her şey için sana çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın, iyi ki bizim hocamızsın. Sensin önemli. Olsun. Seni çok seviyorum. Kızımın annesinin rahmine düşmesiyle aslında başlayan süreçte son 2 yılda Pera Palas'ta Gece Yarısı, Kurak Günler, Mukavemet ve Ömer'de bu mesleği yaparken en çok ihtiyaç duyduğum sevgi ve güven bağını benden esirgemeyen başta yönetmenlerim, oyuncu arkadaşlarım, set emekçileri olmak üzere senaristlerimize, yapımcılarımıza, menajerime, persona sanata, üzerimde emeği olan herkese tek tek teşekkür ederim. Son olarak Lara'ya teşekkür ederim, eşime. Yarın en başta kendimin saygı duyacağı bir kariyer oluşturmaya çalışırken eksik kaldığım her konuyu tamamladığın için teşekkür ederim ve beceremediğim her şey için özür dilerim. Son olarak bu ödülü kızıma armağan etmek istiyorum. Umarım dediğiniz gibi bir baba olabilirim. Yeryüzünde ya da gökyüzünde nerede olursa olayım seni her zaman seveceğim. Ve umarım benim kızım olduğun için gurur duyarsın. İyi akşamlar. Sen çok güzel bir insansın Selahattin. İyi ki varsın.
geldik o ana. Gecenin son ödülü. Yılın göz alıcı başarı ödülü. Şimdi birazdan sahneye öyle isimler ve öyle bir isim gelecek ki hepimizin kültürüne işlemiş, neredeyse DNA'sına işlemiş bir isim. Ben burada biraz desteğe ihtiyacım var, o yüzden Özgür, bana yardımcı ol lütfen. Geldim. Gel. Nasılsın? Tekrar merhaba. Ben de heyecanlıyım. Çok. Nasıl yapacağız? Yapabilecek miyiz? Vallahi bir başla bakalım. Bakalım. Hı? Ne diyorsun? Önce sen mi sunarsın? Ben mi söyleyeyim? Nasıl olsun? Tamam, ben bir başlayayım o sen zaman. Sen başla o zaman. Tamam. 5 yıldır kapalı gişe oynayarak ayakta alkışlanan, metni ve oyuncularının yeteneğiyle senelerdir övgülere doyamayan bir ödül, bir oyun. Göz alıcı başarı ödülünün sahibi... Zengin Mutfağı oyuncuları sevgili Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Uğur Ardabaşkan ve büyük usta Şener Şen. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Evet. Wow. 18 Aralık 2018 Zengin Mutfağı oyununun ilk premieri ve bugün Zengin Mutfağı oyununun doğum günü ve 5. yılı. O nedenle doğum gününde bu ödülü böyle bir ekibe takdim edecek, sunacak olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Daha da fazla konuşamıyorum bakışlar karşısında ve size bu ödülü sunuyorum. İyi ki doğdunuz, iyi ki oynadınız, iyi ki varsınız. Bütün oyuncularla birlikte size takdim etmek istiyorum adına. Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey, kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada anca sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz. Bu gece çıktığımız yolda bizi onun onurlandıran bir etkinlikle bir aradayız. Başta 5 yıldır Zengin Mutfağı'na gelerek eksilmeyen ilgileriyle bize destek olan seyircilerimize, GQ ailesine, beni ve genç arkadaşlarımı bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tebrikler. Bir şey söylemek ister misiniz? Evet, sizlerle. Herkese merhaba. Bu özel ve değerli ödül için tüm GQ ailesine ve bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Mutluyuz ve gururluyuz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Sevgiler, saygılar. Hepinizin önünde bu başarıya vesile olduğu için ekip adına hocaya bir kere daha teşekkür ediyorum. Herkes adına. Bu ekibin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Bizi seçtiği için ben de teşekkür ediyorum kendisine. Bu oyunun içerisinde bulunduğum günden beri kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugün de o günlerden biri ve onu çok seviyoruz. Bravo. Yani biz de sizi çok seviyoruz, tebrik ederiz. Sizi sahneden indirmeyelim. Şimdi bütün ödül alanları sahneye davet ediyorum lütfen. Bir ekip bir fotoğrafı aile için. Fotoğrafı çekeceğiz.
Alkışlarla tabii. Evet. Efendim, Samsung Galaxy ana sponsorluğundaki GQ Türkiye Man of the Year ödül töreninin sonuna geldik. Eşikten adımımızı attık ve artık hepimiz birlikte iç dünyalarımıza çıktığımız bu keyifli yolculuğun sonuna ulaştık. Gelecek yıl bir sonraki ödül töreninde görüşmek üzere. İyi akşamlar. Aile fotoğrafımızı sonra ödül verenleri de alacağız. Tabii ki. Hep beraber yapacağız. Önce ödül alanları. Evet, şöyle öne doğru alalım istedim. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Öne doğru gelelim hep beraber. Öne doğru, öne doğru gelin. Efendim lütfen. İlk önce buyurun. Böyle bir fotoğraf alacağız. Evet. Tamam. O zaman ben çekeyim madem. Siz Özgür sende. Siz çekiyor musunuz? Çekmiyorsanız ben çekeyim. Evet. Ben abi şöyle kapatmayayım. Hazır mıyız? Wow. Çok iyi görünüyor. Ben çektim ama siz bir de çekerseniz şöyle. Evet. Abi. Şimdi ödül verenleri de evet, sahneye davet ediyoruz. Evet, hep beraber sahneye birlikte olacağız. Şöyle öne geçsek şöyle podyuma doğru. Hep beraber buyurun lütfen. Gelin buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun. Sasha for the pictures. Birazdan bir sonraki eşlikten geçmek için after party'nin kapılarını açacağız. O yüzden son fotoğrafımızı çekelim. Evet. Sonra da... Buyurun. Buyurun lütfen. Hanımefendi buyurun. Ladies. Sayın hocam, sayın hocam gelecek misiniz? Şener Bey'in yanında belki Şener Şen'in yanına gelmişsem. Şöyle buyurun, sizi şöyle alalım. Tamam, ben de sizin yanınıza geleyim. Şöyle geldim ben. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve after party kapılarını açıyorum. Eğlence başlasın. Eğlenceye hazır mıyız abi? Müthiş. Sıra mı? Muhteşem.